Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Zebra Spinoza konumuz, Zebra Spinoza. Evet arkadaşlar, şu anda benim ilk videom bu. Yakın zamanda YouTube hesabımı Zebra Spinoza üzerine böyle paylaşım bir kanalı olarak hizmete geçirdim. Şu anda pek bir abone sayım, çok fazla böyle izlenmişliğim falan yok. Öncelikle beni dinleyen arkadaşlara veya izleyen arkadaşlara, zaman ayıran arkadaşlara teşekkür edelim. Fırsatlar olursa, eğer hoşlarına giderlerse, söylediğim şeyler, videoyu beğenip abone olmayı unutmazlarsa çok mutlu ederler beni. Bu benim ilk video deneyimim. Normalde kendimi göstermeyi pek fazla seven birisi değilim. Şöyle söyleyeyim. 2008 yılında başlayan bir kuş merakı beni buralara kadar getirdi. Aslında daha evveliyatı da vardı. O evveliyatı maalesef çocukluk yaşta, hepimizde olmuştur. Serçe kuşları, güvercinler vesaire. Hani böyle muhabbet kuşları, kafes kuşları falan merakı. Ben de mesela mahalledeki serçe kuşlarını takip ederek, onları görerek, hepimize denk gelmiştir bir yerlerde serçe yavrusu falan. Ben de böyle başladı kuşlarla ilgi alaka çocuklukta. 2008 yılında ne mi oldu? 2008 yılında ben bu kuşları pet shoplarda sağda solda gördüğüm zaman, biraz internetten araştırıp videolarını falan izlediğimde çok hoşuma gitti. Bakabileceğimi düşündüğüm kuşlar olduğunu düşündüm. İşte evdeki aile fertlerine bunları alıştırmak, pek aile hani sıcak bakmıyordu evde hayvan beslemem, kafes içerisinde işte kuş beslemem falan sıcak bakmıyorlardı. Sonrasında yavaş yavaş alıştırdım yani. Şu anda da hala istemiyorlar da. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Ama yapacak bir şey yok. Bu benim bir hobim olarak ortaya çıktı. Ailemle hani bu benim hobim sonuçta hoşlandığım bir şey diye. O şekilde onlara konuyu idrak etmeye çalıştım. 2008 yılından 2012-2013 yılına kadar, yanlış hatırlamıyorsam 2012 veya 2013 yılına kadar ben böyle tek kafeste veya işte bir kafeste ürettiğim kuşları beğenmediğim zaman farklı çeşitlerini almaya falan başladım, ama tek kafeste böyle çift tane dediğimiz kafeslerde falan bakmaya başladım. Sonra 2012-2013 yılları arasında ben Bursa'daki dernekleri, işte yarışmalarının olduğunu falan biraz araştırınca internetten Cem Süleyman Bostancı abimize denk geldim. Numarasını aldım. Kendisiyle irtibatlaştık, konuştuk. İçimdeki hevesten biraz bahsettim. Kendisini sonra ziyaret etme, kümesini görüp işte kuşlarını görme fırsatım oldu. Kafes üretimhanesini görme fırsatım oldu. Kendisiyle sonra çok güzel seviyeli abi kardeş ilişkisi yaşadım. Çok da faydasını gördüm. O benim bilgi ağacımdır. Açık konuşmak gerekirse çok sık görüşemesek de ne zaman gitsem ilgisini alakasını hiçbir zaman esirgemez. Ben şu an ne biliyorsam bu kuşlar hakkında Cem abim sayesindedir. Onu övmek için de söylemiyorum. Gerçekten şu anda kendisi zaten Türkiye genelinde hakemlik falan da yapıyor. Yarışmalarda falan bayağı bir derece almış. Bayağı bir bilinen tanınan bir insandır Bursa'da. Şöyle ki Cem abiyi tanıdıktan sonra ben Cem abinin, daha dernek üyeliğim falan olmadan, Cem abinin üretmiş olduğu kuşlardan hoşuma giden veya heveslendiğim, bakmak istediğim kategorideki işte portakal göğüsler, full OB'ler, işte efendime söyleyeyim BB'ler, siyah yanaklar, tefeliler vesaire vesaire, lightback'ler, bu gibi değişik popülasyonların yani renk kategorilerinin tamamını Cem abiden, işte hevesim geçtikten sonra değiştirip değiştirip böyle devam ettirdim. Hep bir hedef belirledim ama. Yani muhakkak bir hedefim vardı. Şimdi ben bu kuşlara bakacağım ama bu kuşlardan nasıl yavru almak istiyorum? Nasıl yavru alabilirim? Hangi kuşla hangi kuşu eş yaparsam nasıl bir kuş elde ederim düşüncesiyle. Kendisiyle de irtibatta olarak böyle bir hedef belirleyerek yürümeye gitmeye çalıştım. Önümü görmek için maalesef, bu arada özür dilerim, telefonu açık bırakmışım. Yani ilk video deneyimi diyoruz ya, bu gibi şeylere dikkat etmem lazım. Şimdi
Cem abiyi tanıdıktan sonra dediğim gibi süreç bu şekilde ilerledi benim için. Ama sizler tabii bulunduğunuz şehirde veya yaşadığınız yerde birilerini tanımasanız da bu kuşlara bakamaz mısınız? Tabii ki de bakarsınız. Ben zaten bu videoyu biraz da onun için çekmeye çalıştım. Bazı internette yorumları okudum, arkadaşları falan gördüm. İşte ben kuş bakıyorum ama ilk defa yumurtladılar. İşte yumurtalar boş mu, dolu mu? Biraz onlardan bahsedeyim. Nasıl kuşlar olduklarından bahsedeyim. Şu anda ben mesela üretiyorum ama evet, belki sayfayı incelerseniz değişik videolarım falan da var. Hani bana dair görüntülerin olmadığı kuşların videoları falan da var ama ben onları tamamıyla burada bir görsel aşinalık olsun, insanların hoşuna gitsin diye paylaştım. Bazı yerlerden alıntı yaptığım videolar falan da var. Ben şu anda dominant silver diye tabir ettiğimiz pastellerden bakıyorum. Yani şu tarz kuşlardan bakıyorum. Ama bunun değişik kombinasyonları var. Bu yok elimde. Elimde olan renk bundan var. Demin geçmiştim. Evet. Şöyle gösterelim. Evet. Elimde olan iki tür. Birisi bu. Diğeri de bu. Olarak. Bunların şimdi ileri safhadaki en son yapabileceğim versiyonu, yani şu görünüşü elde edebilmek için BF, yani blackface dediğimiz maskeli versiyonunu elde edebilmek için elimde blackface kuşlar var. Şu anda çalışmalarım o yönde. Ama o iki tane gösterdiğim, en baştaki gösterdiğim pastel dominant silver'la hatta dedeleri de böyleydi. Ben o kuşları daha elde etmeden önce dedeleri elime geçtiğinde bu renkteydi. Bunu bir lightback dişiyle çalıştığımda elde ettiğim kuşlar şöyle gösterelim. Evet, birisi bu baskın gümüş dominant diye, diğeri de açık gri diye tabir ettiğimiz böyle beyaz yanak. Bunların ikisini elde ettikten sonra dedim ki herhalde çok zor değildir şu kuşu elde etmek. Göreceksiniz birazdan. Evet, geldim. Bu kuşu elde etmek herhalde çok zor değildir ama baktım ki gerçekten çok zor. Evet, üreten arkadaşlar var. Türkiye'de de bu şekilde pastel üretimi yapan abilerimiz, arkadaşlarımız var. Bizim Bursa'da da var. Murat Sungur arkadaşıma Bursa'dan, burada eğer o da izlerse ona da çok teşekkür ederim. Onda gördüm ben bu tarz kuşları üretiminde. Ama o tabii şu anda biraz ara verdi diye biliyorum. Ondan aldığım böyle bir pastelim vardı ama yaşamadı. Nasip kısmet değilmiş. Belki nazar değdi, bilmiyorum. Nazara bizim bu kuşçu camiasında bazı arkadaşlar inanırlar. Hani ben de nazara inanırım. Nazar bazen bir resim çekmeniz bile veya kendi gözünüz bile, sevmeniz bile kuşunuza nazar değdirebiliyor. Allah herkesin kuşuna sağlık, can pekliği versin diyelim. Şimdi biraz diğer resimlere geçelim. Ben bunlarla alakalı sizlere biraz bilgiler vereyim. Ben ilk 2012'den sonra Cem Süleyman Bostancı ile tanıştıktan sonra klasik türler, yani koyu renkler, bu şekildeki renklerle çalışmaya başladım. Dediğim gibi işte lightback'i, normal NG grisi, işte bu fawn görünüşünde olan erkekler vesaire, işte siyah yanakları, efendime söyleyeyim, bu şekilde görünüşü sahip olan birçok kuş elimden geçti. Ama ben sonra bir hata yaptım, düşündüm. Bir hedefim yoktu. Bunları hep böyle yavrularını alıyordum. Yavrularını aldıktan sonra hevesim kaçıyordu. Farklı bir görünüşe, farklı bir renk kombinasyonuna geçiyordum. Ama şu son 3-4 yıldır, şimdi diyeceksiniz ki hiç yarışmalarda derecen oldu mu? Olmadı. Yarışmalarda derecemin olmamasının sebebi, çünkü yarışma derneğe son 3-4 senedir üyeyim. Bizim Bursa'daki bu Mekter derneğine 3-4 senedir üyeyim. Arkadaşlarla, abilerimizle çok fazla görüşme imkanım olmadı. Bir ikincisi, benim üretim yaptığım yerde maksimum kuş sayım, kafes sayım bellidir. Evde baktığım için tabii kapalı bir ortamda, kullanılmayan bir bölümde bakıyorum kuşlara. Çok fazla kuş sokmama aile fertlerim hani karşı çıktığı için, onlarla da bu konuyu çok fazla tartışma fırsatım olmadığı için, işten ve sosyal hayatımdan zaman ayırdıkça fazla ilgilenebilme durumum olmadığı için kısıtlı sayıda üretiyorum. Ve kısıtlı sayıda ürettiğim kuşlarda her sene yarışmalar düzenlenmesine rağmen, 4 yıldır işte dernek üyesi olmama rağmen yarışmalarda kuş yarıştıramadım. Çünkü hedefimi gerçekleştiremedim. Evet, yavrularım oldu. Bazen bilezik siparişi veremedim. Hani biliyorsunuz, bu kuşlara biz bilezik takıyoruz doğumları olduğu zaman.
Şimdi bileziği takacağın kuşun büyüklüğü, çapı, görünüşü, renkleri önemli. Hangi kombinasyonda olduğu önemli. Yarışmada hangi skalada yarışacağı önemli. Bu gibi kriterleri göz önünde bulundurup katılmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Tabii onun için ön bir çalışmanın olması gerektiğini düşündüm. Hedef olması gerektiğini düşündüm. Evet, o gösterdiğim deminki beyaz yanak, işte dominant silverları belki yarışmada değerlendirebilirdim ama o yavruları aldığım sene bilezik almamıştım. Bilezik siparişim yoktu. Yine bahsettiğim üzere Cem Süleyman Bostancı, güzel abimizin sağ olsun, kuşlarını çalışırken onun elimde olan bileziklerini değerlendirdim. Nasip kısmet olmadı. İnşallah bu sene veya bu seneden sonraki gelecek senelerde nasip kısmet buldukça bu kuşları yarışmalarda değerlendirmeyi, ileri safhaya taşımayı düşünüyorum. Bakalım. Dediğim gibi demin size bahsettiğim o kuşlara geçersek biraz o kuşlar hakkında bilgi vereyim. Şimdi bilmeyen, ilk defa başlayan arkadaşlar için demin de söyledim. İşte bu tarz klasik koyu renk kuşlarla, yani orijinal renkleri böyledir bu kuşların. Koyu klasik, işte dediğimiz NG diye geçer. Bu kuşlarla başlamalarını tavsiye ederim. Kendilerinde bir hedef olmadan bu kuşlara başlayan, tek kafeste üretim yapmaya çalışan arkadaşlar, ilk daha deneyimleri olan arkadaşlara söyleyeceğim şey şu olabilir. Bu kuşlar 13-14 günde kuluçkalama, yani yumurtadan yavru çıkartma durumları oluyor. Yuvalarını çok severler, yavrularına çok düşkündürler. Yavrularını beslerken yuvada olması gereken karışıkları, işte karışık yem, bizim bu kanaryalara verdiğimiz, işte muhabbet kuşlarına verdiğimiz yemin birebir aynısıdır. Ama karışık olanı kilo olarak alıp verebilirsiniz, kiloluk olarak. İşte yemliklerine doldurup o şekilde önlerine sürebilirsiniz. Yavrular olduğu zaman ek bir takviye olarak mama takviyesi verebilirsiniz. Yavrular olmadığı zaman da anne ve baba için, işte eşe attığınız kuşlar için haftada bir veya iki defa mama vermeniz o kuşların sağlığı açısından onlara daha faydalı olacaktır. Bunun dışında dediğim gibi ilk başlayacağınız zaman bir hedefinizin olması lazım. Hobi olarak başlarsanız, işte bir kafes kuşum var, işte ben yavrularını almak istiyorum, hedefim bu, görmek istiyorum, sadece hevesim bu geçene kadar. Öyle başlayacaksanız klasik pet shoplarda satılan kuşlardan da faydalanabilirsiniz. Ama yok, ben bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorum, çıtayı, leveli yükseltmek istiyorum, bir yerlere gelmek istiyorum derseniz, muhakkak bulunduğunuz şehirde sizin baktığınız kuşlara, bakacağınız kuşlara dair üretim yapan üretimci abilerimiz, arkadaşlarımız muhakkak ki vardır. İnternetten bulabilirsiniz, benim Cem Süleyman abiyi bulduğum gibi. Kendi bulunduğunuz şehrin yarışma birincilerini falan bulabilirsiniz. Türkiye Kafes Kuşları Federasyonu'nun sitesine girerek, TKKF denilen bir sitesi var onların. Oradan bulabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere bir yandan da slaytları geçiyorum, resimleri. Çok güzel değişik kombinasyonları vardır. Bu kuşların şöyle söyleyeyim, birçok renk özelliği olanı var. İnşallah sizler de hedeflerinizi yerine getirirsiniz, gerçekleştirirsiniz. Ben daha henüz gerçekleştiremedim. O hedefim üzerine yürüyorum. Beyaz yanaklar üzerine gidiyorum ama bakalım. Yani hedefim benim şu anda bu kuş. Eğer bu kuşu üretebilirsem bir nebze olsun bu uğraşıma biraz ara vereceğim. Çünkü inanın bazen 45 dakika, yarım saat, her ne kadar arkadaşlar bu camiadaki kişiler yetiyor deseler de, yemini suyunu koy daha başka iş uğraşma falan deseler de, hele ki çalışıyorsanız, hele ki kuş sayınız çoksa, inanın o 45 dakikada bir saatte bazen yetmiyor. Çünkü yavruları varsa mama takviyesi vermeniz gerekiyor. Eğer bir kuluçkalama süresinde yavrular çıkmadan önce, anne yumurtaların üzerine yatmadan önce birinci yumurtayı yaptığında, ben mesela genellikle yaptığım şey şu oluyor. Birçok arkadaş genelde bununla alakalı soru soruyor internette. Ya kuş yumurtaya yatıyor ama yumurtalar boş çıktı veya yumurtalar, işte arasındaki fark çok büyük. İlk yumurtadan çıkan yavru çok büyük, sonuncu işte 6. 7. çok küçük. İşte ezildi, öldü bilmem ne gibisinden. Ben bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için genelde ilk çıkan yumurtayı, yani ilk gelen yumurtayı annenin altından alıyorum. Üzerine notumu düşüyorum. Hangi çiftten, hangi kuşlardan geldiyse ona
dominant silver'ların altından geldiyse D işte 1 diye yazıyorum asetatlı kalemle ama çok fazla değil. Küçücük böyle küçük bir yazıyla. Onu ya bir yem kovasına ya bir kum kovasına böyle nemin rutubetin çok olmadığı bir yerde muhafaza ediyorsun. Kapalı bir dolabım var benim. Birinci yumurta geldiğinde alıyorum. Bu şekilde not ediyorum. İkincisinde de aynı. Üçüncüsünde de aynı. Dördüncüsünde de aynı. Bazı arkadaşlar dördüncü yumurta geldikten sonra işte ilk aldığı birden üçe kadar aldığı yumurtaları dördüncü yumurta geldiği zaman dişinin altına sürüyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Ben yumurta sayısı genelde tamamlanmaya yakın. Beşinci ve altıncı yumurta geldiği zaman hepsini dişinin altına sürüyorum. Hepsinin üzerine not düşülmüştür zaten kaçıncı yumurta olduğu. Bazen çift sarılı yumurtalar çıkabiliyor arkadaşlar. Böyle irik, iri iri böyle kocaman. İçinden onların yavru çıkmıyor. Bu bir tecrübem. Çıkanlar da genelde ölüyor. Onu da bir söyleyeyim. Olur da diğer yumurtalardan daha farklı irice böyle bir yumurta görürseniz o genelde çift sarılı oluyor. Çift sarılar genelde ya yapışık çıkıyor ya ölü çıkıyor. Çünkü hani yer yumurtanın içindeki yaşam alanı birazcık onlar için sıkıntılı oluyor. O tarz yumurtaları hiç bekletmeyin annenin altında. Direkt alın. Atın onları. Zaten onların büyümesini de beklemeyin. Onun dışında dediğim gibi yumurtaları ben bu şekilde dişinin altına sürüyorum. Dişi dediğim gibi 13 gün, 14 gün bazen hava şartları, sıcaklık şartları. Şimdi ben bu üretimi yaparken hem sıcaklık sensörü yani derecemiz var. Hem nem sensörü var. İkisi bir arada. %45 ile %55 arasında yumurtaların çatlama evresine yakın zamanda %60 işte ideal. Normal kuluçkalama süresi boyunca ideal sıcaklık ve nem işte 18 ile 22 derece arası sıcaklığın olması lazım. İdealinden bahsediyorum. Benim tecrübelerim doğrultusunda. Nem oranının da 45 ile 55'i geçmeyecek sürede. Son bir hafta atlatılıp işte birkaç gün kaldığında yumurtaların çatlamasının o zaman %60 olması gerekiyor. Çünkü yumurtaların nem ihtiyacı oluyor. Bazen yumurtalar çok fazla nem oranı yüksek olduğu zaman kabuğu çok fazla bir şekilde sertleşiyor. Yavru çıkamıyor. İçinde kalıyor. Süresini dolduran yumurtalar da kararmaya başlıyor. Annenin yavrular içinden çıkamadığı zaman, yumurtanın içinden çıkamadığı zaman kararma yapıyor. Zaten bunu anlarsınız. Işık tuttuğunuz zaman yumurtalara kontrol ettiğinizde o şekilde görürsünüz. Ben bu şekilde durumla karşılaştığım zaman müdahale ediyorum. Ya yavruyu yumurtadan kendim çıkartmaya çalışıyorum. Gününü sayıyorum çünkü. Bütün yumurtaların kuluçka süresini sayıyorum. Kendinize bir defter tutun arkadaşlar. O deftere çıkan yavruları, olan yumurtaları, eşleştirdiğiniz kuşların türlerini, ırklarını neyse işte adları onları not edin. Elinizde bilezik varsa bir derneğe üyeyseniz eğer o bilezik numaralarıyla kaydedin. Yarın öbür gün hangi kuş kimin kuşu, hangi yavru neyin yavrusu, hangi anne babanın altından nasıl bir yavru geldi. Çünkü bu kuşlar sürprize açık bir kuşlar arkadaşlar. Bazen dedesinin dedesi örnek veriyorum. Beyaz yanak misal veriyorum. Torununun torunu senin elinde. Ama kapkara bir kuş böyle. Baktığın zaman işte normal NG klasik gibi böyle bir kuşa benziyor. Belki çok uçarı bir örnek ama böyle anlayabilirsiniz diye bu şekilde örnek veriyorum. Bir bakıyorsunuz ki iki tane elinizde siyah hani tüylere sahip, koyu renk tüylere sahip olan çeşit kuş var. İşte bizim zebra ispinozlarından, zebra finçlerden. Bir bakıyorsunuz ki çok farklı kuş çıkıyor atlarından. Yumurtalardan çok farklı tüylere sahip, renklere sahip, değişik. İşte örnek veriyorum. İki tane koydan bir bakıyorsunuz ki kırmızı kafa çıkıyor. Yani nedir o? Portakal göğüsler. Mesela Fulove diye bahsettiğimiz kuşlar. Şaşırıyorsunuz nasıl çıktı bunların altına falan diye. Ya bunlar biraz sürprizli kuşlar. Gerçekten elinizdeki orijinin yani saf kanlılığı bilmeniz lazım. Atlarda hani at yarışlarında şöyle bir şey vardır. İşte orijinini bilirler. Dedesini bilirler, nenesini bilirler. Sinsilesine kadar giderler. Bunlarda da öyle. Eğer takibiniz olursa hangi kuşların çıkabileceğini az çok tahmin edebilirsiniz. Bir de itibar etmemeniz için ufak bir dipnot vereyim. Ben de heveslendim. Bir ara internette falan uygulamasını falan buldum. Çok fazla böyle standartlığın dışına
çıkıyor. O tarz işte uygulamalar var. İşte şundan şunu eşleştirirsen böyle yavru elde edebilirsin. Yüzdelik dilimler falan veriyor ama genelde bu safkan olan, hani elindeki o eşleştirdiğin uygulamadaki eşleştirdiğin kuşların görseliyle alacağın yavru genelde safkan ebeveynlerin çıkartacağı yavrulardır ki sonuç olarak o yüzdelik dilimlerle o görüntüye sahip olan yavrunun nasıl bir görüntüye sahip olduğunu gösteriyordur. Uyguladığınız hani telefonunuzda veya bilgisayarınızdaki kullandığınız uygulamada. Ben buna pek fazla itibar etmenizi istemiyorum. Onun dışında şöyle bir şey oluyor. Dediğim gibi hani yavruları falan olunca bu 5. 6. yumurta geldiği zaman hepsini altına sürüyorum ya yumurtaların, annenin babanın kuluçka için. Bu yumurtlama olayı olduktan sonra nem oranı, sıcaklık oranı eğer güzelse, dediğim şekilde yavrular çıkıyorsa zaten yavruların arasında çok büyük bir fark olmuyor. Hepsini anne aynı anda yaptığı için yavrular en fazla birer, üçer, beşer saat arayla dünyaya geliyorlar. Veya 13. veya 14. günde. 14. günde veya 15. günde bütün yavruların çıkmış olması lazım. Eğer bu şekilde yumurtaları alıp bu şekilde altına sürüp de aralarında belli aralıklarla yavruların dünyaya geldiğini görüyorsanız ya o anne baba yavru yumurtaların üzerine yatmamıştır. Gerçekten ilk deneyimleri olduğu için bilmiyorlardır yumurtaya yatmayı veya bazen yumurtaya yatarken dişi ilk deneyimi olduğu için veya anne baba ilk deneyimi olduğu için bilmedikleri için yumurtanın üzerinden birkaç gün sonra kalkarlar. Erkek ve dişi kızışır, tekrar çiftleşirler. Bu sefer erkek yuvadaki yumurtaları unutur, anne de unutur. Orayı iple doldururlar. Tekrar işte tüyle kendi etraflarındaki bulabildikleri şeyleri yuvalarına doldururlar. Bu şekilde şeyle karşılaşırsanız korkmayın. Ta ki ilk yavruyu alana kadar kayıplarınız olacaktır ama bırakın yavrularını çıkartana kadar, kendileri deneyim sahibi olana kadar bu şekilde uğraşsınlar. Ama elinizde gerçekten ya daha önceden deneyim sahibi veya bir yıldan fazlalı, hani bir yaşından fazla olan kuş varsa bu kuşlarda genelde o tarz sorunlar olmuyor. Hani 1,5-2 yaşındaki kuşlarda bu tarz hani deneyimsizlik olmuyor. Eğer hiç eşe atılmamışsa, sadece yarışmaya falan, görsele falan çıkmış, işte tekli kafeste yarıştırılmış, salmadan dışarıya çıkartılmamış, ne bileyim değişik büyük kafeslerde ayrı ayrı tutulmuş kuşlar varsa onlar biraz daha yabanilik çekebiliyor. Bunun dışında dediğim gibi çıkan yavrular genelde hep eşit çıkıyor. Kendi deneyimlerim, gözlemlerimle bunu söyleyebilirim size. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Eğer gerçekten bu kuşları maddiyatın dışında gerçekten bir hevesle, bir istekle bakacaksanız, hani maddiyatı düşünmeyin, ben bu kuşlardan para kazanamıyorsam niye bakayım falan filan diyorsanız hiç bakmayın zaten. Çünkü onun bir hevesi olması lazım. O heves yoksa zaten sizde bu gönül işine hiç bulaşmayın. Ben bunun gönül işi olduğunu düşünüyorum. Çoğu arkadaşımız, bazen üretimhanesi büyük olan arkadaşlar şey yapabiliyorlar, sahiplendirebiliyorlar. Mesela ben gidiyorum, diyorum ki ben bu kuşları beğendim, bunlara bir fiyat verir misin veya ne bileyim ne istiyorsun bunlara falan. Tabii o adam şimdi onu üretirken ona bir zaman ayırıyor. İşte o kuşu elde edebilmek için, o görünüşe getirebilmek için ona sonuçta bir yem harcıyor. Bir emek veriyor her şeyde olduğu gibi. Para isteyen arkadaşlarımız var. Saygı duyuyorum. Emeklerinin hakkıdır. Ben daha bu zamana kadar yanılmıyorsam bir defa o full beyazlar vardı. Onları bir arkadaşıma ücret karşılığına vermiştim. Yurt dışı kökenli oldukları için. Ben de para verip aldığım için o şekilde birine parayla satmıştım ama bu zamana kadar kimseye bir parayla bir kuş satmışlığım yok. Olmadı da zaten. Sadece bir kere dediğim gibi oldu. O da kendi verdiğim paranın üzerinde bir paraya satmadım. Aynı paraya sattım. Dediğim gibi eğer hevesiniz sadece gönül işi ise, bakmak hoşunuza gidiyorsa, bakmak ilginizi alakanızı çekiyorsa tavsiye ederim. Bu arada başında da videonun söyledim. Bu benim ilk video deneyimim. Normalde kendimi pek fazla göstermem. Videolarımda hani bu tarz video olayı yoktur. Yani ilk defa olacak. Kameranın kalitesi, ne bileyim çözünürlüğü falan düşük olabilir.
tamamıyla bilgisayar kamerasıyla yapmaya çalışıyorum elimdeki imkanlar doğrultusunda. İlerleyen zamanlarda ne olur, Rabbim neyi nasip eder bizlere bilmiyorum. Şimdiden dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim, zaman ayırdığınız için. Eğer hoşunuza gittiyse, söylediğim bilgiler faydalı olduysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle şu altlarda bir yerde videoyu beğen butonu olacak. Oraya basın. Bir de abone olmayı unutmayın. Şu anda aboneye ihtiyacım var. Abone sayım az. Dediğim gibi bunda böyle bir hırs edindim kendime. Kendi kuşlarımla alakalı bir sayfa oluşturacağım dedim. İnşallah da Rabbim herkesin gönlüne göre versin. İnşallah da beğenirsiniz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Kendinize çok cici bakın.